İyi günler sayın seyircilerimiz. Son 24 saatte ülkede ve dünyada yaşanan gelişmeleri aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Lahey Kosova Savaş Suçları Özel Mahkemesi, Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski liderleriyle yapılan tüm telefon görüşmelerini ve ziyaretleri dün aldığı kararla yasakladı. Başbakan Albin Kurti, gazetecilerin bu ve gündemdeki diğer konularla ilgili sorularını yanıtladı. Lahey Özel Mahkemesi'nde savcılığın eski UÇK komutanlarına konulan ziyaretçi ve telefon yasağı ile ilgili kararı değerlendiren Başbakan Kurti, bu karar kosu açısından olumsuz bir gelişme. Ancak devletin üst düzey kurumları olarak bu konuda bir şey yapabilmemiz ve Lahey'deki özel mahkeme kararlarına müdahale etmemiz pek mümkün değil. Ancak meclis başkanı Konyuhsa ile bu kararı görüşeceğiz dedi. Banska terör saldırısıyla ilgili soruya ise başbakan şu yanıtı verdi. Sırp suç örgütünün Banska'da gerçekleştirdiği terör saldırısının üzerinden iki ay geçti. Ülkemizin toprak bütünlüğüne yönelik bu saldırı polisimiz tarafından başarılı bir şekilde geri püskürtüldü. Kosova terör saldırısının Sırbistan tarafından organize edildiğini ve tüm hazırlıkların orada yapıldığını kanıtlayan birçok delil sundu. Tüm uluslararası kurumlar ve Kosova'da görev yapan barış gücü Keyfor'dan Kosova'nın toprak bütünlüğüne yönelik bu son saldırı ve daha önce güvenliğimizi tehdit eden eylemlerle ilgili bir araştırma yapılmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Sırbistan'ın bu tür saldırılarına engel olmak için önlemler alınması gerekiyor gerekiyor. Buradan bir kez daha uluslararası kurumlara Sırbistan'ı durdurmak için yaptırımlar uygulansın çağrısı yapmak istiyorum. Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültür Kurumları Bakanı Hacca Lahbip bugün Kosova'da temaslarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Donika Gırvala ve Belçikalı mevkidaşı Hacca Lahbip yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Belçikalı Bakan Lahbip basın toplantısında Kosova-Sırbistan ilişkilerine değinerek mevcut gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu. Belçikalı diplomat ayrıca bölgede huzurun tesisi için Belçika Devleti'nin her zaman hazır olduğunu ifade etti. Bakan Lahbip Belçika'da 40 bine yakın Kosova'nın bulunduğunu hatırlatarak bunun diaspora ile iki tarafın kültürünün zenginleştiğini ifade etti. Donika Gırvala da Beçika Devleti'nin Kosova'nın devlet olma yolunda verdiği katkılardan dolayı teşekkürlerini sunarak Beçika'da bulunan diasporamız hakkında görüştük. Diasporamız hem ülkemizin ekonomik kalkınmasına hem de Beçika'da önemli katkılara imza atarak iki ülke arasında etkisine değindik dedi. Avrupa Birliği tarafından taraflara sunulan ve Kosova'nın kabul ettiği Sırp çoğunluklu belediyeler birliği taslağı tartışmaları sürerken Dışişleri Bakanı Gırvala'dan bir açıklama geldi. Bakan taslak Kosova için çok iyi değil ama ülkenin kuzeyinde bir özellik kabul edilemez vurgusu yaptı. Dışişleri Bakanı Donika Gırvağla basına yaptığı bir açıklamada AB, ABD tarafından kabul edilen birlik tüzük taslağının çok iyi olmadığını ve epey zorlukların olduğunu ancak Kosova'nın kuzeyine hiçbir özellik sunmadığını belirtti. Buna rağmen Gırvağla bu taslağın üzerinde çalışılması için iyi bir esası oluşturduğunu söyleyerek vatandaşlara Kosova kurumlarının devlete zarar verecek bir tüzüğü kabul etmeyeceği teminatını verdi. Gırvalla Sırp çoğunluklu belediyeler birliği taslağı konusunda biraz sabırlı olmanızı rica ediyorum. Sizi temin ederim ki bu hükümetin ve genel olarak ne cumhurbaşkanı ne başbakanın ne de devlet kurumlarının Kosova'nın zararını olan taslağı kabul edecek ne bir girişimine çabası ne iradesi ne arzusu var dedi. Avrupa entegrasyonu gelişimi ve diyaloğundan sorumlu birinci başbakan yardımcısı Beslik Bistimi 3 bakanla birlikte Brüksel'e gitti. Bislimi ve Bakanlar Avrupa Birliği'nin komşuluk ve genişleme müzakereleri genel müdürü Gertian Kopman'ın daveti üzerine Brüksel'i ziyaret edecekleri açıklandı. Başbakanlık ofisinin yazılı açıklamasında Brüksel'de yapılacak toplantıda büyüme planının tartışılacağı belirtildi. Toplantıda Kosova hükümet temsilcileri AB'ye bu alandaki öncelikli alanları ve öncelikli reform projelerini takdim edecek. Başbakan yardımcısı Besnik Bislimi'nin başkanlık ettiği Kosova heyetinde Maliye ve Çalışma Bakanı Ekuran Murat'ı, Ekonomi Bakanı Artane Rizvanoğlu, ve Çevre Mekansal Planlama ile Altyapı Bakanı Dibun Aliyu yaralıyor. alıyor. Kosova Ceza İnfaz Kurumu kuruluşunun 24. yıl dönümünü kutluyor. Ceza İnfaz Kurumu'nun 24. kuruluş yıl dönümünde artık yeni mezunu olan 43. nesil memurlar da görev yapacak. Ceza İnfaz Kurumu kuruluşunun 24. yıl dönümünü kutluyor. Bu vesileyle düzenlenen törene katılan Başbakan Albin Kurti, bu kurumda görev yapacak memurların profesyonelliğini artıracak kapasiteler eklediklerini söyledi. Kosova Cezaevi Müdürü İsmail Dibrani ise başında bulunduğu kurumun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verirken Ceza İnfaz Kurumunun özellikle kaçakçılıkla mücadelede başarılı olduğunu söyledi. Bu arada Ceza İnfaz Kurumunda görev yapacak 43. nesil mezun oldu. Sayın seyircilerimiz, bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere armağan ettiği bu özel günde Türk dilinin, Türk kimliğinin ve benliğinin yaşatılması için emek veren Türk öğretmenlerimize meslekleriyle ilgili bazı sorular sorduk. Sorularımıza nasıl cevap vermişler? Birlikte izleyelim. Öğretmen olmanın en güzel yanı nedir? Öğretmen olmak en güzel yanı yeni şeyler öğretmek. Öğretmenliğin en güzel yanı bence çocuklarla bir olmak. Bir şey öğretmek ve öğrendiklerini görmek ve gurur duymak bence en güzel yanı. Öğretmen olmanın en güzel yanı aslında gözünün önünde büyük gelişen nesiller diyebilirim. Öğretmen olmanın en zor yanı? Benim için zor yanları yok. Belki de dersin sanat olduğu için. işi seversen her şeyleri, güçlükler, bütün güçlükler yenersin. E, şimdi biraz gençler daha başkalar, ergenler, e, onlarla biraz başa çıkmak zor. Bu meslek sabır ister. Sabrınız yoksa iki elle bırakın. Sizin unutamadığınız bir an. E, yani zaman zaman tabii böyle öğretmenler günlerinde özel sürprizler yapıyorlar. Unutamadığım çok an olmuştur o yönden. 30 yıl önce bir kaza geçirmişti bir öğrencim hastanede başka kimseyi düşünmezdi. Yalnız öğretmeni çağırdı. O günleri hiç unutamıyorum. Her sene gelip giden öğrencilerimiz var. Onları liseye uğurladığımız öğrencilerimiz var. Çeşit güzel duygusal anılarımız çok var. Anıtkabir'deki ziyaretim. Kaç kez Ankara'ya gitsem, Anıtkabir'e gitmeden bırakmam. İlk seferinde gittiğim o duyguyu hiçbir zaman unutamam. Ee, sizin öğrenciyken en sevdiğiniz öğretmen. Öğrenciyken en sevdiğim öğretmen. Aslında tüm öğretmenlerimiz güzeldi ve başarılıydı. Bizim bu duruma gelmemiz bu. E, hayatımızda bu başarıyı elde etmemiz umarım aile ve öğretmenlerimizin sayesinde ellerinden öperim. Hepsi birbirinden güzel. İlkokulda benim babam öğretmenimdi. Tabii ki <laughs> onu anladan geçemeyeceğim. Ama e, lisede de biyoloji öğretmenim vardı. Onu çok severdim. İngilanda ilkokulunu bitirdim. Öğretmenlerimiz, bazı öğretmenler başka dilden ders verirdi. İyi ama onları hiç unutamıyorum. Bütün öğretmenler benim için iyiydi. Hiçbir iyi ki öğretmenlerimiz vardı. Biz de bu bu yerlere yetiştik. Dün öğretmenlerim çok değerliydi ve hepsini çok seviyordum. Siz de bilirsiniz öğretmenlerimiz hepsi çok çok değerli. Peki eğitim sisteminde bir şey değiştirecek olsanız bu ne olurdu? Eğitim sisteminde resim dersini iki derse çıkarırdım. Tartı 4 artı dört yapardım yine eskisi gibi. Ders teknikleri değiştirmek yapardım. Sıra notları kaldırırdım herhalde. Yani e, öğrencileri daha farklı bir şekilde değerlendirirdim. Atatürk'ün gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir sözleriyle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlamaktan mutluluk duyarız. Kosova'da barış gücü bünyesinde görev yapan Türk askerinin eğitime desteği sürüyor. Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Prizra Mater İlkokulu bilgisayar dershanesi kullanımına açıldı. Bilgisayar dershanesinin açılış törenine Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Prişne Büyükelçisi Tunç Angılı, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Milletvekili Enis Kervan, Yunus Emre İnstitüsü Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel ve diğer davetler katıldı. Damka açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitimimize verdiği değer ve destekler çok büyük. İşbirliğimiz her alanda devam ediyor. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti kurumlarının sundukları destekler için özellikle de eğitim alanında yapılan çalışmalar için minnettarlığımızı ifade ediyor. Şükranlarımı sunuyorum dedi. Şimdi İsrail Hamas savaşında yaşanan son durum nedir öğrenmek için savaş alanından gelen son haberlere bir bakalım. 4 günlük ateşkes bu sabah yürürlüğe girdi. Gazze şeridinde tutulan bazı rehineler ile Filistinli tutsakların gün içinde serbest bırakılmaları bekleniyor. Ancak ateşkese rağmen İsrail bugün de Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen gençlere müdahale etti. İsrail ile Hamas arasında üzerinde anlaşmaya varılan ateşkes bu sabah yürürlüğe girdi. Yerel saatle sabah 7'de başlayan ateşkesin en az 4 gün sürmesi bekleniyor. Ateşkes anlaşmasında ara buluculuk yapan Katar'dan yapılan açıklamada ateşkesin 10 güne kadar uzatılabileceği belirtildi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecit El Ensari dün yaptığı açıklamada ilk rehinelerin bugün serbest bırakılacağını duyurmuştu. İlk olarak aynı ailelerden olmak üzere hepsi kadın ve çocuk 13 kişinin serbest bırakılacağını belirten Ensari her gün belli sayıda sivilin serbest bırakılmasıyla 4 günde üzerinde anlaşılan 50 toplamına ulaşılacağını bildirmişti. Ateşkesin uzatılabileceğini belirten Ensari umuyoruz ki bu insani ateşkes kalıcı bir ateşkes için daha büyük çalışmaların başlamasını sağlar açıklamasını yapmıştı. İsrail'den dün Yapılan açıklamalarda da Hamas'ın her gün en az 10 rehine bırakması halinde ateşkesin sürdürülebileceği ifade edilmişti. İrlanda'nın başkenti Dublin'de 3 çocuk 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından başlayan olaylara ilişkin 34 kişi gözaltına alındı. Gerginlik nedeniyle çok sayıda iş yeri kepenk kapattı. İrlanda'da 3'ü çocuk beş kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından başkent Dublin sokakları karıştı. Bir polis yaralandı, 34 kişi gözaltına alındı. Kent merkezinde meydana gelen olayda saldırgan okul çıkışında öğrencileri hedef almıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırgan gözaltına alındı ancak saldırı sonrası kentte tansiyon yükseldi. Aşırı sağcı olduğu iddia edilen göstericiler saldırıyı protesto etti, güvenlik güçleriyle çatıştı. Çift katlı bir otobüs, tramvay ve polis aracı ateşe verildi. Gerginliğin ardından kent merkezindeki çok sayıda iş yeri olası saldırı ve yağmalara karşı önlem olarak kepenk açmadı. Polis barikatlarıyla bazı yollar kapatıldı. Sırada hava durumu var. Kapanış için tekrar karşınızda olacağız. Kosova'da bugün bulutlu bir hava hüküm sürüyor. başkent Priştine de termometreler 13 dereceyi gösterdi. Kosova Hidrometeoroloji Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre yarın ülke genelinde yağmur yağışı bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak. Öyle ki günün yüksek hava sıcaklıkları 8 ila 10 derece dolayında seyredecek. Değerli izleyenlerimiz, yayın hayatının 25. yılını kutlayan Kosova'nın tek çocuk dergisi Türkçem... Priştine'de yarın Şiir Kelvanı adı altında bir kutlama düzenleyecek. Etkinlik yarın Priştine'nin gerçek salonunda saat 12'de düzenlenecek. Bu hatırlatmayla hafta sonu haber bültenimizi noktalıyoruz. Hafta boyunca yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum efendim. Hoşçakalın.